Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar aslında bu bir Clash of Clans videosu değil. Ama ben arka planda yine Clash'ın olmasını tercih ettim açıkçası. Bu videoda 20.000 aboneye özel merak ettiğiniz soruları yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Bunun yanı sıra sizin bilmenizi istediğim ve sizin sormadığınız bir takım mevzuları da sizlere açmak, içimi dökmek istiyorum açıkçası. Öncelikle gerçekten 20 bin abone olduk. Kendimi gel mutlu hissediyorum. Yani müthiş bir şey bu. Hani 20 bin abone deyince belki YouTube ortamında YouTube bazında baktığınızda hani milyonluk kanalların yanında çok düşük bir şey olarak geliyor olabilir size arkadaşlar ama inanın bana 20 bin tane insana hitap etmek bence önemli bir şey takdire şayan bir şey arkadaşlar İnşallah Allah kısmet ederse hani yüzümüz kara çıkmasın başka bir şey istemiyorum mahcup olmayalım Allah yolumuzdan ayırmasın yani şaşırtmasın diyelim bu şekilde devam eder inşallah. Şimdi sorularınızı arkadaşlar yanıtlayacağım. Bilmenizi istediğimde bir takım şeyler var bunları da söyleyeceğim ama sorularınız üzerinden aklıma geldikçe cevaplamaya çalışacağım. Özellikle ilgili arkadaşlar videonun sonuna kadar takip ederlerse aklınızdaki çoğu şeyi merakınızı gidermiş olacaksınız. Yani bu şekilde bir giriş yapmış olalım. Şimdi isterseniz yavaştan sorularınızı cevaplamaya başlayalım. Evet arkadaşlar YouTube kanalımızın topluluk kısmında bir duyuru yapmıştık ve demiştik ki 20.000 aboneye ramak kala 3 gün önce gözüküyor. Merhabalar efendim demişiz saygılar selamlar yakında 20k olacağız inşallah. Bu yüzden merak ettiğiniz sorularınızı çok özel olmadığı sürece elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Öğrenmek istediğiniz şeyler olduğuna eminim ve inanın bana benim de sizlere anlatmak istediğim çok şeyler var. Bu yayının altına sorularınızı yazabilirsiniz. Yorumlarda en çok like alan sorulara öncelik vereceğim. Lütfen çok özel sorular olmasın. Sorular zor da olmasın. Mümkünse klasik değil test olsun. 3 yanlışta 1 doğruyu götürmesin. He 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 şartı bırakıp yayınımızı gerçekleştirmişiz. Bununla beraber tam tamına 191 tane yorum görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sıralama ölçütü olarak da en iyi yorumları tercih ediyorum. Ne kadar soruya cevap verebilirim inanın bilmiyorum ama elimden geldiğince fazla soruya e, bakmaya çalışacağım. Pekala. Evet Burak Güvenç demiş ki senin dışında Clash of Clans çeken YouTuber'lardan en beğendiğin kişi kim demiş Fatih'im? Hemen sana bir kalp bırakıyorum. Ya bu da bir soru mu? Tabii ki de Burak Güvenci izliyorum arkadaşlar. Yani başka bir şey olması mümkün mü acaba? <laughs> de, şaka bir yana Burak Güvenç gerçekten güzel, kaliteli Clash videoları çekiyor arkadaşlar. Kanalı da bu şu anda 4030 abonesi var. Maşallah bayağı ilerlemiş. İzlenmeleri falan da hiç fena değil. Size de tavsiye ediyorum yani Burak Güvenci takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra kimleri izliyorum? Arkadaşlar Akın Güngör'ü izliyorum. Akın'la zaten çok güzel bir dostluğumuz var. Sağ olsun eksik olmasın. Bana da çok yardımı dokunda açıkçası bu YouTube serüveninde bana en çok yardımı dokunan adamlardan birisidir Akın. Ona gerçekten buradan çok teşekkür ediyorum. İzlediğinden de adım gibi eminim yani. Onun yanı sıra Emre abimiz var. Emre Kara gerçekten müthiş bir insan. Yani çok saygı duyuyorum. Emre abi de müthiş bir insan. Çok zor şartlar altında çok güzel videolar çekiyor. Onun kanalını da kesinlikle ziyaret edip destek olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Pişman olmayacaksınız. Hele de böyle yeni gelen güncelleme falan dediğin zaman Clash'ta Emre Kara'yı tek geçiyorum yani. Bunun yanı sıra Clash Tuber var. Ahmet'i tanıyorum. Onun yanı sıra hani aklıma geliyor. Ya Türkiye'de video çeken Hani büyük kanalların tamamı arkadaşlar bu işi çok güzel yapıyor. Siz onları benden daha iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Dolayısıyla Burak Reis sorunu da bu şekilde <laughs> cevaplamış olduk ki inşallah açıklayıcı, bilgilendirici olmuştur. Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar, yabancılardan da çok sağlam video çekenler var. Ben özellikle karbon fini hani bakmanızı tavsiye edebilirim. Benim hani dünya genelinde yerli yabancı Hani en beğendiğim Clash içerik üreticisi karbon Finder arkadaşlar. Çok saygı duyuyorum. Aynı zamanda benim için de bir rol model yani. Onu örnek alıyorum. Ondan ilham almaya çalışıyorum. Videolarımı bu şekilde düzenlemeye çalışıyorum. Bunu da söylemiş olalım. Pekala. Burak Güvenc'in sorusunu yanıtladık. Şimdi ikinci soru. Bakalım ne diyor? Kerem Kayar. Canlı yayın açma gibi bir planın var mı demiş. 79 kişi de bu postun altına like atmış. Evet, güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar, yavaş yavaş ben de birazcık içimi dökmeye başlayabilirim bu soruyla alakalı. YouTube platformu güzel bir platform, özgür bir platform, sıkıcı olmayan bir platform, size fırsat sunan bir platform. Bununla beraber avantajları olduğu gibi dezavantajları da çok fazla arkadaşlar. YouTube platformunda inanılmaz derecede saygısız, karaktersiz insanlar var. Ne yazık ki ve hiçbir şekilde bunlardan hesap sormayı gibi bir lüksünüz de olmuyor çoğu zaman. Adam açıyor 3-5 tane sahte hesap sizin kanalınıza saldırı yapabiliyor. Şimdi canlı yayın. İki sebepten dolayı açmıyorum arkadaşlar. Bunlardan birincisi teknik sebepler. Canlı yayın demek çok sağlam bir bilgisayar demek. Çok sağlam bir internet demek. Yani bunların ikisi de şu etapta bende yok. Henüz o durumda değilim arkadaşlar. Ekipman sıkıntım hala daha devam ediyor. Dolayısıyla İstesem dahi şu anda canlı yayın açamıyorum. Bir diğer sebebi şu anda elimde ekipmanlarım bile olsa yine canlı yayın açmayı tercih etmiyorum. Çünkü henüz kendimi o kıvamda hissetmiyorum arkadaşlar. Nasıl bir kıvam? Yani şimdi ben orada canlı yayındayken zibi dedim bir tanesi gelir orada küfür müfür bir şey yapar. Ben açarım ağzımı yumarım gözümü biliyorum kendimi. Yani normal hayatta da birazcık sinirli bir insanım. Yalan yok. Durduk yere kimseye bir şey demem ama böyle terbiyesizlere arkadaşlar hiçbir şekilde tahammül edemiyorum. E öyle olunca da tabii bu kadar emeği de hani bir sinir anıyla heba etmek de istemiyorum açıkçası. Bu yüzden hani bilmiyorum ileride güzel bir ekipmanımız olursa sağlam bilgisayar internete sahip olursak bir de ben kendimi birazcık daha bu aileme adapte edebilirsem bazı şeyleri görmezden gelebilecek kıvama gelirsem o zaman canlı yayın açma yoluna gidebiliriz arkadaşlar ama şu etapta ne yazık ki mümkün gözükmüyor bu söylediğim iki sebepten dolayı. Evet Kerem Kayar isimli izleyicimizin de sorusunu cevaplamış olduk şimdi oyun mu Niki ile bir izleyicimiz şöyle bir soru yazmış arkadaşlar. Abi diyor hayatında en çok neye pişman oldun seviliyorsun kral demiş. <laughs> Güzel. Hayatımda en çok bu yorumu okuduğuma pişman oldum dermişim. Şakasına söylüyorum tabii ki de. Şimdi arkadaşlar yani şükürler olsun böyle çok olağanüstü bir pişmanlığım olmadı. Hani olağanüstü böyle hayatımı tamamen yerle bir edecek ya da çok ciddi sıkıntılara sokacak bir pişmanlığım olmadı. Ufak tefek pişmanlıklarımız tabii ki de var. Hani onlardan bahsetmeye bile gerek yok ama hani bunların içerisinde en kötüsü neydi derseniz ee, nasıl desem yani şimdi hassas bir mevzu. Kimsenin de işine çomak sokmak istemiyorum ama İnşaat mühendisliği okumak diyebilirim arkadaşlar. Daha doğrusu Isparta'da inşaat mühendisliği okumak diyebilirim. Bu konuda gerçekten kalbim çok yaralı. İçimde kafamı duvarlara vurmak kadar böyle sıkıntılar var. Ha, cidden böyle kafamı duvarlara vurasım geliyor bazen. Çok acınası berbat bir halde olduklarını düşünüyorum. İnşallah diğer üniversitelerde böyle değildir. Eğer öyleyse gerçekten vay halimize diyorum. Ama bu söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Eğitime kesinlikle karşı değilim arkadaşlar. Üniversiteye gidin ama hakkınızı da almayı bilin arkadaşlar. Yani bu konuda gerçekten beni bıraksalar kitap yazarım. O kadar çok şey gördüm, o kadar çok iğrençlik tecrübe ettim. Kitap yazarım ama o kitabı okuyan olur mu? Okuyan olsa anlayan olur mu? Anlayan olsa gücü yetip de bir şeyleri değiştirebilecek olan çıkar mı? Orası da ayrı bir mevzu diyorum ve bu konuyu mümkün olduğunca kısa keserek bir sonraki sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Pekala. Muhammed Emin Erciyas demiş ki: "Günde kaç saat Clash of Clans oynuyorsun abi? Seviliyorsun. inşallah milyona ulaşırsın. Saygılarımla." Muhammed'cim, şimdi ne kadar Clash oynuyorum? Tamamen değişiyor. Şu anda hala da öğrenci statüsündeyim arkadaşlar. O pişman olduğum üniversiteden mezun olmaya çalışıyorum. Ufak tefek işler kaldı, 2-3 tane dersin kaldı. Onları da verdim inşallah bir inşaat mühendisi olarak diplomamı alacağım. Dolayısıyla Hani işim gücüm yok evli değilim bekarım herhangi bir sorumluluğum yok ailemle birlikte yaşadığım için YouTube'da bu oyunun videolarını çektiğim için boşta kalan vakitlerimin çok büyük bir kısmını bu oyuna ayırdığımı söyleyebilirim. Tabi bu şimdilik arkadaşlar ilerleyen zamanlarda e, hayatın türlü türlü halleri var. E, bu kadar oyun oynayamayabilirim. Duruma göre tamamen zaman gösterecek bunu. Yani kaç saat olarak demeyeyim de Boşta kalan vakitlerimin çok büyük bir kısmını bu oyuna ayırdığımı söyleyebilirim. Pekala Ali Öztürk. Clash of Clans dışında başka oyun oynuyor musun? Ve 500 bin yerlere gelirsen inşallah gelirsin diyor. Hangi oyunları içerikleri çekmeyi düşünüyorsun? Şimdi Ali'cim şu anda ya aslında ben nasıl söyleyeyim çok fazla oyun oynayan bir insan değilim. Lise yıllarında çok oynuyordum. Ne oynuyordum? O zamanlar Counter Strike 1.5 vardı 1.6 vardı. İnternet kafelere gidip GTA Vice'de oynuyorduk. FIFA 2005 oynuyordum ama hani ondan sonra liseden sonra böyle çok bilgisayar oyunlarıyla hatta telefon mobil oyunlarıyla bile aram yoktu. Oynadığım tek bir oyun vardı bilenler bilirler. Generals Zero Hour Generals arkadaşlar o oyuna çok kafayı takmıştım. O da tıpkı Clash gibi bir strateji oyunu ama mobil bir oyun değil ilerlemesi olan bir oyun değil. Bilgisayar oyunu oturuyorsunuz yarım saat bir saat içinde oyun bitiyor. Aslında Clash'a da birazcık da o oyun sayesinde başladım arkadaşlar. Generals'in mantığına daha yakın geldiği için hoşuma gitti. Bu yüzden de Clash oynamaya başladım. Peki 500 binli yerlere gelirsen hangi oyunları çekmeyi düşünüyorsun? Yani hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şu anda Clash'tan memnunum. Clash'la alakalı yapmak istediğim şeylerin onda birini ya yaptım ya yapmadım. Daha önümde çok uzun zaman olduğunu söyleyebilirim Clash'la alakalı. Bunun yanı sıra illaki farklı oyunlar da oynayabiliriz. Veya hiç oyun oynayamaya bilirim. Yani tamamen zaman gösterecek arkadaşlar. Ne desem yalan olacak. Pekala bu da bu şekilde Ali Öztürk sorusunun cevabı olmuş olsun. Evet Batu Yalım ismindeki izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Öncelikle diyor konuşma üslubun ve terbiyen çok olgunca. Bu konuda seni tebrik ediyorum. Özele girmeyecek diye düşündüğümü bir şey soruyorum bilgisayar özelliklerin nelerdir demiş yalnız nereden aldın nereye götürdün <laughs> Gerçekten şaşırdım Yani şimdi konuşma terbiyesi falan derseniz arkadaşlar şöyle söyleyebilirim Günlük hayatımda tabii ki de bu şekilde konuşmuyorum Hani kötü örnek olmak da istemiyorum ama elbette ki yeri geliyor Biz de bağırıp çağırıyoruz hatta köfürler ediyoruz kavga ediyoruz yeri geliyor ama Yani iş YouTube platformuna gelince Mümkün olduğunca örnek teşkil edecek davranışlar sergilemeye çalışıyorum arkadaşlar. Neden? Bunu yapmak zorundasınız. Vicdani bir sorumluluk gereği. Bir kere videolarımda hiçbir şekilde küfürü bırakın. Argo kelimeler bile kullanmaktan kaçınıyorum. Sebebi e yahu bu videoyu benim annem izliyor, teyzem izliyor, yeri geliyor babam izliyor. Üniversiteden hocalarım bile izliyordur belki. Üniversiteden arkadaşlarım izliyordur. Yani yaşça büyük insanlar izliyordur. Yani YouTube'a ben şu gözle bakıyorum arkadaşlar. Normal bir hayatta insan içinde nasıl davranıyorsam YouTube'da da aynı bu şekilde davranmaya çalışıyorum. Yani Batu senin ve senin gibi insanların hoşuna giden şey de bence bundan kaynaklanıyor. Yani YouTube'u böyle bir şey olarak görmüyorum. İşte arka mahalle, kapının arka tarafı, bu arka bahçe gibi görmüyorum. Tamamen hani dışarıda, çarşıda ya da işte okulda ya da bir devlet kurumunda nasıl e, konuşuyorsam YouTube'da da aynı bu kıvamda konuşmaya çalıştığımı söyleyebilirim hem kimseye kötü örnek olmuyoruz hem de YouTube'un politikalarını ihlal etmemiş oluyoruz arkadaşlar. Bilgisayarın özelliklerini soracak olursan standart orta halli bir laptop arkadaşlar. Bununla alakalı da konuşacağım. Yeri gelince konuşacağım. Pekala. Clash Titan demiş ki abi hangi şehirde yaşıyorsun? Saygılar. Saygılar bizden kardeşim. Doğuma büyüme Bursalıyım ama aslen Trabzonluyum. Evet, bazen hissediyorum şöyle damarlarımda bir hamsi dolaşıyor ama <laughs> Hiçbir şekilde Karadeniz bölgesinde gitmedim arkadaşlar. Kendimi bildim bileli Bursa'da yaşıyorum. Bir de Isparta'da üniversite okuyorum. Evet Mehmet Göktuğ Deveci demiş ki YouTube dışında başka işin var mı? Varsa da ne? Bunu aslında cevaplamış olduğum Öğrenciyim arkadaşlar. Öğrenci statüsündeyim. Onun haricinde yani yeri geliyor. Tabii ki de para kazanmak için karşıma fırsatlar çıktığında çalışıyorum. Yapmadığım iş yok diyebilirim. Hatta ilk birazcık iş, ne işler yaptığımı anlatmak istiyorum sizlere. Hani her telden iş yaptım arkadaşlar. İlk başta hatırladığım kadarıyla hani para karşılığı yaptığım ilk iş bahçede meyve toplama işiydi. Şeftali toplamıştık. İnanılmaz derecede yorulmuştum. Onun sonrasında garsonluk yaptım arkadaşlar. Garsonluk yaparak para kazandığımı biliyorum. İnşaat sektöründe çalıştım. İşte kalebodur, fayans, sıva, alçı. Tesisat, elektrik, su hiç fark etmez. Hani kaba inşaatına varana kadar inşaat sektöründe de bayağı bir tecrübem olduğunu söyleyebilirim. Üniversite yıllarında da İngilizce öğretmenliği yapmıştım arkadaşlar. Yani hala daha yeri geliyor bazen akademik makale çevirileri yapıyorum. Efendime söyleyeyim yardıma ihtiyacı olanlar oluyor onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani iyi derecede İngilizce bildiğimi de söyleyebilirim hani her işi yaptım onu anlatmaya çalışıyorum. Ve YouTube bunların arasındakilerden en eğlencelisi, en güzeli diyebiliriz. Pekala. Harun Demir, YouTuber'lık dışında hangi meslek çalışanı olmak isterdin? Şimdi ne iş yapıyorsun demiyor, ne iş yapmak isterdin? Şimdi bu konuda da birazcık içimi dökeyim. Yine daha önceki tehlikeli mevzuya dayanacak birazcık ama o kadar da fikrimizi ifade edemeyeceksek YouTube'daki varlığımızın da bir alemi yok açıkçası. Ben şu anda arkadaşlar isterdim ki bir elimde kağıt, diğer elimde kalem önümde bir hesap makinesi, laboratuvarlarda deneyler yapmak isterdim ama ne yazık ki işte o bahsettiğim sıkıntılardan dolayı bu pek de mümkün olmuyor. E, yani ne isterdim? Gerçekten ben bilimle uğraşmak isterdim arkadaşlar. Hatta akademisyenlik düşünüyordum. Üniversitede akademisyen bir eğitim görevlisi olarak çalışmayı düşünüyordum ama yani öyle acayip şeyler gördüm ki ondan da soğudum açıkçası. Ne yapıyorum şimdi? Ha işte görüyorsunuz oyun oynuyorum, videolarını çekiyorum. Çok da fazla söyleyecek bir şey yok yani. Pekala Ömer Acat sorun biraz farklı olacak beni mazur gör demiş namaz kılıyor musun? Ömerciğim hiç de farklı bir soru değil. Bence gayet güzel bir soru. Bu soruna evet diye cevap vermeyi çok isterdim gerçekten ama hayır diye de cevap veremiyorum evet diye de cevap veremiyorum. İnançlı bir insan olduğumu söyleyebilirim. Günahkar bir insan olduğumu söyleyebilirim. Mümkün olduğunca ibadetlerimi de yerine getirmeye çalışıyorum diyelim ve bir nefes alayım hemen geliyorum. Evet geri geldik arkadaşlar sorulara devam ediyoruz. Mertcan demiş ki nerelisin ve sevgilin var mı? Sana ne? <laughs> Sana ne? Ne yapacaksın sevgilim var mı yok mu? Sevgilim yok arkadaşlar. Yani aslında bunu tahmin ediyor bile biliyor olmanız lazım. ya yani bir sevgilim olsa sizce her gün saat 12'de yeni bir video atabilir miyim? O vakti bana bırakır mı? Eğer sevgilim olsaydı bunu başarabilir miydim? Muhtemelen başaramazdım. Sevgilim yok arkadaşlar. Yani bilmiyorum birazcık garip bir durum ya. Bu konuyla alakalı da çok fazla konuşabilirim ama konuşmamayı tercih ediyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Ne kadar sevdiysek ettiysek hep ben seni kardeşim olarak görüyorum laflarını duyduğum için bu saçma lafı sürekli sürekli duyduğum için hakikaten soğudum yani. O yüzden ilgilenmiyorum da yani. Pegaya ya. Kafadar Gamer demiş ki aylık gelirin kaç abi demiş cevaplamak zorunda değilsin seviliyorsun reis demiş. Evet Muhammed'in kardeşi miydin sen acaba? Evet yine Clash'la beraber hatta onun öncesinde bile tanıdığım bir arkadaşımın kardeşi diye hatırlıyorum. Eskiden bizim klandaydı. Aklıma geldi selam vermiş olalım. Şimdi Kafadar Gamer aylık gelirimi sormuşsun. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bak erkeğe maaşı, kadına yaşı, üniversite öğrencisine de kaçıncı sınıf olduğu sorulmaz. Bak ayıptır bunları bil yani. Ama madem sormuşsun ben sana şöyle bir cevap vereyim. Net bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Zaten istesem de net bir cevap veremem. Çünkü çok değişkenlik gösteriyor. Ama 4 haneli rakamlarda bir gelirim olduğunu söyleyebilirim. Maşallah deyin, Nazar değmesin. Çünkü gerçekten olağanüstü bir çaba içerisindeyim. Ve para kazanmaya da çalışıyorum arkadaşlar. Bunu da açık ve net, net bir şekilde söylemekte bir engel görmüyorum açıkçası. Para kazanmaya çalışıyorum. Evet Clash of Azerbaycan demiş ki Selam abi neden canlı yayın açmıyorsun? Azerbaycan'dan selamlar demiş. Selamlar bizden efendim. İzleyicilerimizin %11'i Azerbaycan'dan. Buradan Azerbaycan'daki kardeşlerimize de selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Eksik olmasınlar. Sorunun cevabını zaten yanıtlamıştım. YouTube'a ne için başladın veya niye başladın? YouTube dışında ne iş yapıyorsun? Clash Royale videoları çeker misin? Clash of Clans oynamaya ne zaman başladın ve en büyük hayalin vesaire demiş. Hmm. Adam tek soruda kuş katliamı yapmış ya. Pekala. Birazcık bahsedeyim o zaman. Aslında güzel bir soru. Anlatmayı da çok istiyordum. Yeri gelmişken anlatayım. YouTube'a nasıl başladım arkadaşlar? Şimdi çok enteresan bir hikayesi var. Ya işte olacak ya. Kader ağlarını örecek ya. Bir şekilde oluyor yani hiç beklemediğiniz bir yerden. Şimdi Isparta'da üniversitedeyim arkadaşlar. Bizim bir dersimiz var. Karayolu proje. Ah ah neler çektim ondan bir bilseniz var ya. Neyse. Bunun için bir bilgisayara ihtiyacım vardı. Benim bilgisayarım da bozuktu arkadaşlar. Şu andaki laptop değil. Benim kendi laptopum vardı. O da yavaş yavaş ömrünü doldurmaya başlamıştı. Ben Isparta'dayken. E şimdi proje yapacaksınız. Bilgisayar programı AutoCAD kullanıyoruz. Haftalık görevler var. Onlarla uğraşıyoruz. Ben kala kaldım. Gittim hocaya söyledim dedim böyle böyle ben de dedim bilgisayar doğru düzgün çalışmıyor. Hani imkanım da yok alamam yani nereden baksanız bir bilgisayar 6-7 bin lira para ben nereden bulacağım. O zaman dedi git internet kafede yap. ha dedim tamam senden bana hayır gelmeyecek. Ben de sordum soruşturdum evdekilerle görüştüm. Teyzemin bilgisayarını kullanıyorum arkadaşlar şu anda. Teyzem sağ olsun laptop'ını bana hibe etti. Yani şu anda video çekebiliyorsam YouTube'da bir varlık gösterebiliyorsam bu... Teyzemin sayesinde'dir arkadaşlar. Teyzemin bana laptopunu vermesi sayesinde'dir. Bugün benden geri istese yarın video yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Neyse bilgisayarı kargo ile gönderdiler. Bir yandan proje yapıyorum, bir yandan da işte boş vaktim oluyor. KYK'da kalıyordum arkadaşlar. Devlet yurdunda KYK'da kalıyordum. Bizim o da arkadaşı telefonda kafa topu 2 oynuyordu. Normalde hiç oynamadığım bir şey, görmediğim bir şey. Bir baktım sesleri falan çok hoşuma gitti. Bir açayım bakayım dedim neymiş ne değilmiş. Öyle bir sardı. Arkadaşı oynarken gördüm ben de oyuna başladım. Ondan sonra tabi çok ilerlemesi çok zor bir oyun. Hani kimse kusura bakmasın ama pay to win de çığır açmış bir oyun. Öyle olunca ilerleyemiyorsunuz merak ediyorsunuz. Ben de açtım baktım YouTube'da videoları var mı acaba diye. Öyle denk geldi. Bundan sonra dedim lan dedim madem oynuyorum dedim bedavayı oynamayayım ben de şunun videolarını çekeyim. Öyle bir başlangıç oldu arkadaşlar. Yani o arkadaşımı oyun oynarken gördüm. O oyunu sevdim ve o oyunun videolarını çekmeye çalıştım. Ondan sonra da süreç bu noktalara kadar geldi. Hani YouTube'a bu şekilde başladım. Onun haricinde diğer sorularını cevapladığımı düşünüyorum açıkçası. Pekala. Abdülmelik Yıldız abi diyor 100 bin veya 200 bin olursan e, Clash of Clans'e devam eder misin? Tekrardan seviyorsun. Bu soruyu da cevapladık diye düşünüyorum. Aylık gelirin ne kadar ve vlog çeker misin? Aylık gelirle alakalı mevzuyu söyledim. Vlogla alakalı şimdi. Hani görüyorum işte oda vlogu, işte sokak vlogu falan filan neyse işte. Şimdi arkadaşlar ben ne diyeyim yani odamı göstermeyi tercih etmiyorum açıkçası. Yani benim yattığım yeri görseniz ne olacak, görmeseniz ne olacak. Hani standart bir evimiz var. Hani evimde videoları çekiyorum, ailemle beraber yaşıyorum. Hani o yüzden özele girdiği için göstermeyi tercih etmiyorum açıkçası. Ha şöyle bir şey olabilir. İlerleyen zamanlarda bu işi daha fazla sahipleniriz. Hani sırf bu iş için bir mekan kiralarım veya satın alırım. E o zaman tabii ki de dekorasyonlarıyla, işte dizaynıyla falan sizlerle paylaşabilirim. Ama şu anda standart bir ev hali diyebilirim. Evet arkadaşlar Eren Kürekçi demiş ki abi boyunu söyleyebilir misin? Tabii sen istersen zorunda değilsin seviliyorsun abicim demiş. Canını yerim senin teşekkür ediyorum kibar sorun için. Boyum 1.70 arkadaşlar. Kilomu söylemeyeceğim standart normal kilomu söyleyeceğim. Standart normal kilom 70 arkadaşlar. Beni 70 kilo olarak hayal edin. Şu anda hafiften şişkoyum hafiften göbeğim var ama bu ben değilim arkadaşlar. Hani yeri gelmişken söyleyeyim. Hayatım boyunca hep spor yaptım. Lise yıllarında boksörlük yaptım arkadaşlar. 4 yıl lisanslı boksörlük yaptım. Ondan sonrasında üniversite yıllarımın da çok büyük bir kısmı fitnessla vücut geliştirmeyle geçti. İşte koşardım, atlardım, zıplardım yerimde durmazdım ama tabii bir süre sonra insan hayatın diğer sıkıntıları yüzünden bırakmak zorunda kalıyor. O yüzden hafiften kilo aldım ama dediğim gibi beni 1.70, 70 kilo olarak hayal edin. En kısa zamanda olmayı düşünüyorum çünkü. Pekala. Abi diyor başka Clash YouTuber'ları ile klan savaşları gelecek mi? 2 vs 5 falan filan. Şimdi az önce de dedim ya arkadaşlar ailemle yaşıyorum. Videoları normal bir ev hali ortamından çıkartmaya çalışıyorum. Dolayısıyla video çekerken gerçekten zorlanıyorum. Yani saatler açısından sıkıntı yaşıyorum. İstediğim saatte video çekemiyorum mesela. Yeri geliyor evde işler güçler oluyor. Yeri geliyor annem babam sesleniyor. Dolayısıyla videoları istediğim zaman istediğim gibi çekemiyorum yani. Hani vakit sıkıntım var. Bu yüzden ortak videoları çekmem şu anda çok zor. Yani nasip kısmet belki ilerleyen zamanlarda. Abi YouTube dışında hangi işle uğraşıyorsun? Bunun da sorusunu cevaplamış olduk. Sence YouTube Türkiye'de en beğendiğin YouTuber kim? Ha. Şimdi güzel bir soru. En beğendiğim YouTuber Türkiye'de. Kerem Gök seviyorum arkadaşlar. Uçaklarla alakalı videolar çekiyor. Gerçekten hoşuma gidiyor. Ve söylemeden edemeyeceğim, yeri gelmişken söyleyeyim. YouTube'da videolar çekmeye bana ilham kaynağı olan isim Kozmik Karınca'dır arkadaşlar. Kendisini tanımıyorum. Hani nasıl bir insan onu bile bilmiyorum. Ama işini çok iyi yapıyor ve hani YouTube'a başlamamda bana ilham olan isimlerden bir tanesi. Nasıl oldu? Onun da hikayesi var. Anlatayım. Yine üniversite zamanlarında arkadaşlar. Öyle bir konuşuyorum ki sanki aradan 10 yıl geçmiş gibi. Neyse, hani üniversitedeyken, KYK'dayken okuldan geliyordum, YouTube'u açıyordum, bir bakıyordum. Kozmik Karınca PUBG videolarını atmış. Ya oyunu oynamıyorum arkadaşlar, oyunu bilmiyordum bile. İzliyordum lan o kadar güzel muhabbet ediyor ki adam. Yani şunu fark ettim ben. YouTube'da ne yaptığının çok büyük bir önemi yok aslında. Onu nasıl yaptığının önemi var. Düşün. Kozmik Karınca PUBG oynamama rağmen beni sohbetiyle muhabbetiyle etkilemeyi başardı. Ben de dedim ki ya bu adam beni bu şekilde etkilebiliyorsa ben de birilerini bu şekilde etkileyebilirim belki dedim. Aslında YouTube'a başlamamın bir sebebi de buydu arkadaşlar. Şey lafını hiç unutmuyorum. Şimdi kil alıyor adam. Diyor ki ulan diyor buradan oraya taksi tutsam 20 lira yazardı diyor. Ya müthiş bir şeydi bence. Hani kozmik karınca diyebilirim arkadaşlar. En beğendiğim en azından oyun kanalları içerisindeki isim. Pekala. Abi günde kaç saat coş oynuyorsun? Hiç kendini rahatsız hissetmiyor musun? Evet güzel bir soru. Kaç saat oynadığımla alakalı konuştum. Rahatsızlıktan kastımız. Şimdi bazen öyle bir oluyor ki arkadaşlar ganimet kasmaktan bebek ejder yıldırım bebek ejder yıldırım afakanlar basıyor. Yalan yok basıyor. Ve şunu da söyleyeyim. Hiçbir şekilde kesinlikle 3. parti bir yazılım kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece tek kusurumuz mobilden değil PC'den oynuyoruz. Emülatör üzerinden ama ganimetleri tek tek el emeği, göz nuru kasıyorum arkadaşlar. Neden yapıyorum bunu? Video çekebilmek için. Yoksa daha önceden de söylemiştim. 3-4 tane hesabın olması bence yeterli. Kalkıp 10-15 tane hesap sahibi olmanın hiç kimseye bir faydası yok. Başta edemiyorsunuz zaten ama video çektiğim için... Güzel içerikler üretebilmeye çalıştığım için bunu da mesleki bir imtihan olarak görüyorum. Eh o kadar sıkıntıya da katlanalım. O kadar olacak arkadaşlar. O kadar da yorulalım bunalalım. Bir şey olmaz. Yeter ki izlensin. Ben sıkılmaya almaya devam ederim. Siz onu hiç düşünmeyin ya. Yani. Evet Pelinay Esenboğa klanına katılmak için ne yapmamız gerekiyor? KPSS'ye girip en az 80 puan alman gerekiyor Pelinay. <laughs> Şaka bir yana klan alım yapmıyorum arkadaşlar. Klanla alakalı son bir çaba içerisinde girdim. Klanımız neredeyse full dolu ve bu saatten sonra ne çıkanı alırım ne de yeni oyuncu alırım. Oldu oldu. Olmazsa yine tek tabanca devam. YouTube dışında ne iş yapıyorsun? Cevapladık. Yakın zamanda yeni oyun videoları çekmeyi düşünüyor musun? Cevapladık. Abi diyor sana abone olmayan da ne bileyim ya demiş. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Ekmek paranı hangi işten kazanıyorsun? Merak ediyorum demiş. Şu anda ekmek parası kazanma gibi bir durumum yok arkadaşlar. Hala da öğrenci olduğumu söylemiştim. Başka bir oyun oynamayı düşünüyor musun? YouTube'a para için mi başladın? Yanlış anlama sadece soru demiş. Engin Pınar. Evet ismin çok tanıdık geliyor. Sürekli yorumlar attığını biliyorum Engin. Yaşını bilmiyorum Engin diye hitap ediyorum ama neyse. <laughs> Şimdi YouTube'a para için mi başladım? Hmm. Para mevzusu. Evet konuşalım. Şöyle bir kolonya alayım çünkü mevzu hassas. Güzel bir yerden girip güzel bir yerden çıkmak gerekiyor. Evet arkadaşlar YouTube'a kesinlikle ama kesinlikle para kazanmak için başladım. Bunu inkar edecek halim de yok ve benden size bir abi veya bir kardeş tavsiyesi. Youtube'da varlık gösteren, düzenli video çeken hele de oyun sektöründe herkes istisnasız herkes ya para kazanıyordur ya da para kazanmayı amaçlıyordur arkadaşlar. Bunu bu şekilde bilmenizde fayda var ve bu ayıp bir durum değil yadırganacak bir durum da değil. Elimizde böyle bir imkan var. Kullanmayalım mı yani? Bunu da geçtim. Şimdi ben Sabah kalkıyorum. Tabii ganimetler kasılmış olan mesela ben kılaç oynuyorum kılaçla alakalı konuşacağım. 7-8 tane köyde depoları fulluyorum. Ondan sonra bilgisayarın başına geçiyorum kulaklığımı takıyorum kayıt programını açıyorum. Oyuna giriyorum merhabalar arkadaşlar diyerek kaydımı alıyorum. Yarım saat bir saat boyunca videoyu çekiyorum. Yaklaşık bir buçuk iki saatte render süresi var. Ondan sonra bunu 1 iki saatte YouTube'a yüklüyorum, edit'iydi, işte videonun düzenlenmesiydi, küfürlü yorumları silmesiydi derken muazzam bir emek çıkıyor arkadaşlar ortalığa. Hele de ben bunu çok uzun bir zamandır her gün yapıyorum. Kanalı açın bakın yaklaşık bir buçuk aydır, 30-40 gündür istisnasız her gün video yükledim arkadaşlar. E şimdi bunun maddi bir getirisi olmasa biz bu işi yapabilir miyiz? Bu soruyu sorun kendinize. Yani şöyle düşünün siz mesela iş güç sahibi bir insansınız her gün kalkıp işe gidiyorsunuz patronunuz size diyor ki işte Ahmet Mehmet işte neyse sen bu işi para için mi yapıyorsun? Yani şimdi ne dersiniz yani? Hadi lan oradan tabii ki de para için yapıyorum dersiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra dediğim gibi güzel yönü ne? Hani insanlar sizi seviyor siz insanları seviyorsunuz. Esnek çalışma saatleri var kafanıza vuran yok. Yani avantajlı yönleri de var ama yani para olmasa arkadaşlar kazanç elde ediyor olmasak izleyecek video bulamazsınız. Bunu da benden bu şekilde samimi bir şekilde öğrenin istiyorum açıkçası. Pekala bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olalım. Evet sırada Demir 1903. İsmail abim canını yerim seni ya. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? İsmail abim. <laughs> Buradan sana saygılarımı selamlarımı yolluyorum. Demiş ki Allah herkesin gönlüne göre versin. Şimdi para para diye tutturacaklar ama kimse emeği görmez. Yolun bahtın açık olmuş bro Açık olsun bro demiş. İsmail abi bence sen için rahat tut. Şuradaki aradaki cümleyi inan bana benim izleyicilerimin en azından %90'ı bana söylemeyecek. Adım gibi eminim çünkü izleyicimin de nasıl bir karaktere sahip olduğunu az çok biliyorum. Yazdıkları yorumlardan olsun, videoyu gösterdikleri destekten olsun. Yani benim kazandığım paranın veya ilerlememin kimseye gözünde Hani sıkıntılı bir durum olarak yansıyacağını düşünmüyorum. Tabii ki de kötü niyetli insanlar var ama bizim kanalımızda çok büyük bir kitle iyi niyetli arkadaşlar. O konudan inanın bana içiniz rahat olsun. Pekala o da vlogu PUBG. Youtube ismin neden böyle? What? Youtube ismin neden böyle demiş. Kan kırır. John Quiror değil. John Gerir değil. <laughs> kan ne demek arkadaşlar? Kan demek kankır. Fethetmek, ele geçirmek anlamında. Kan da fetheden ele geçiren yani aslında benim ismim arkadaşlar Fatih. Google Translate'de veya Turing'de herhangi bir çözlükte bakarsanız kan kırır kelimesinin tam anlamıyla Fatih olarak çevrildiğini göreceksiniz. Neden böyle? Ya ne diyeyim ben dedim ya videonun başında da söylemiştim İngilizceye merakım var arkadaşlar. İngilizce öğretmenliği yaptım. Hani çok fazla film izledim böyle İngilizceye bir sempatim var. Baya bir kendimi geliştirmeye çalıştım. Ve Nick'im de o zamanlardan bu yana hep kan kırırdı dedim YouTube'daki adımız da bu olsun. İyi mi ettik kötü mü ettik bilmiyorum ama şu andaki halimden memnunum. Ve uzunca bir sürede hatta belki hiçbir zaman değiştirmeyi düşünmüyorum. YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun? Canlı yayın, ailenle mi yaşıyorsun? Supercell oyunları oynuyor musun demiş. Brawl Stars'ı denedim. Açıkçası beni pek sarmadı. Ama kötü bir oyun olduğunu söylemiyorum. Onun haricinde bir süpersel oyunu da oynamıyorum arkadaşlar. Abi kaç yaşın var? 25 yaşındayım kardeşim 23 Şubat 1995 doğumluyum yaşadığın şehir nerelisin bunları da cevapladık başlama amacın neydi nerelere gelmek istiyorsun ha Kadir Çelik şimdi başlama amacımızı söyledik nerelere kadar hedefimiz var bazen bu durum beni korkutuyor arkadaşlar hani çok fazla büyümek de istemiyorum yalan olmasın Hani gönlümden geçen bir 100 bin abonemiz olsun ki en azından şöyle gören olduğu zaman dalga geçmesin yani hani küçümsemesin ha desin bu adam bu işi yapıyor 100 bin insana hitap ediyor bu güzel bir şey. Hani çok büyüyünce de arkadaşlar ne bileyim ben özgürlüğüne düşkün bir insanım ne bileyim sokakta yürüyemez hale gelebilirsiniz yani her gördüğünüz sizin yanınıza gelsin istemiyorum açıkçası yalan olmasın. Hani şu anda öyle bir durum söz konusu değil yanlış anlamayın havalandın sen kimsin demeyin ben olası bir durumdan bahsediyorum çok da fazla büyüsün istemiyorum açıkçası. Birçok sorunuzun cevabını diyor kanalın hakkında kısmında bulursunuz. Pekala yani gördüğüm kadarıyla e, sorular tekrarlıyor arkadaşlar. Şöyle bir de şey yapalım. Yani çok fazla soru var hepsine bakmam imkansız. Video 40 dakikayı buldu neredeyse. Bir de önce en yeni yorumlara bakalım. En yeni yorumlardan oyuna neden başladın? He bak Clash of Clans'e nasıl başladım? Bununla alakalı da bahsedebilirim. Kafa topuyla başladım arkadaşlar. Güzel de yol aldık kafa topu 2'de ama türlü türlü sebeplerden dolayı kafa topu 2 ile varlık gösteremeyeceğimi düşündüm. Bu yüzden yeni bir oyun arayışı içerisine girdim. Yaklaşık 4-5 bin abonedeyken kafa topu 2'yi komple bıraktım ve full zamanlı Clash of Clans oynamaya başladım. Bunu da sizlerin sayesinde yaptım arkadaşlar. Yani kafa topu izleyicilerimin arasında Clash oynayanlar vardı. Yorumlarda yazdılar. Bu oyun oynayabilirsin. Bu oyun güzel. Ben de sizlerin tavsiyesi üzerine başladım ve iyi ki de başlamışım. Çok güzel bir oyun. Kafa topu diyor Ali Bey. Maalesef kardeşim yakın zamanda yani mümkün değil açıkçası. Evet bakıyorum onun haricinde tekrarlanan yorumlar görüyorum arkadaşlar. Pekala o zaman yorumlardaki soruları bitiriyorum. Birkaç şeyi de ben eklemek istiyorum. Yani sorulduysa da göremediğim için cevapsız kalsın istemiyorum. Birkaç cümlede ben kuracağım ondan sonra da videonun sonuna geleceğiz. Evet arkadaşlar final konuşmamızı da arka planda Clash of Clans olsun istedim bu şekilde gerçekleştirelim istedim. Şimdi eklemek istediğim şeylerden birkaç tanesi var arkadaşlar. Mesela ilk olarak şundan bahsedebilirim. İlerleme gösterdikçe, izlenmeler arttıkça, yorumlar arttıkça benim ee, karşılık verebilme kabiliyetimin düşmesi. Şimdi ilk etapta YouTube'dan başlayalım. Bir video atıyorum arkadaşlar hatta her gün bir video atıyorum ve attığımız en kötü video 6000 izleniyor. Normal standartlarda 7000, 8000, 9000, 10000 üzerinde dahi izlenmeleri aldığımız videolarımız mevcut. Her videomuza en az 150-200 tane yorum geliyor arkadaşlar. Şimdi YouTube'a ilk başladığım zaman inanmayan varsa açsın baksın. Eski videoları da silmedim. Duruyor çok büyük bir kısmı. Ya bütün yorumlara, gülücü katanlara, hatta Küfür etmediği sürece en ağır şekilde eleştiri yapanlara bile YouTube yorumlarında cevap veriyordum arkadaşlar. Ve bunu bir acizlik olarak da görmüyorum. Sonuçta bu adamlar bana bir şey söylemeye çalışıyor. Ben de onlara karşılık vermeye çalışıyorum. Gayet normal ama bir süre sonra baş edemiyorsunuz arkadaşlar. Sürekli sürekli aynı şeyleri görmekten, sürekli sürekli aynı yorumlar. Mesela kralsın, seviliyorsun, işte king, o adam geri geldi, adamsın yanlış anlamayın şikayet etmiyorum yazın arkadaşlar ama bir süre sonra bunlara cevap vermek de anlamsız oluyor. Sürekli aynı şeyler çünkü. Hani bunun yanı sıra önemli olduğunu düşündüğüm gerçekten faydalı faydamın dokunabileceğini düşündüğüm kişilere cevap vermeye çalışıyorum. Mesela ya 15 tane köy var arkadaşlar yeri geliyor 15 ayrı düzenle beraber video çekiyoruz. İstisnasız her videonun altına düzenin linkini atabilir misin diyenler var. E şimdi bunların hangi birisini atayım arkadaşlar. Bir attım iki attım üç attım baktım ucu bucağı gelmiyor. Cevapsız bırakmak zorunda kalıyorum. Bunları lütfen yanlış anlamayın. Saygısızlık olarak da görmeyin. Bir diğer mevzuda işte yorumlara kalp atma. işte geliyor şu anda bile geliyor 3-5 tane zibidi yazıyorlar. İşte büyüdü kanal büyüdü artık cevap vermiyorsun. işte yorumlara kalp atmıyorsun. Yahu ne yapacaksın yoruma attığım kalbi. Yani her gün 200 kere tıklamamın bana zararı olur arkadaşlar. Ben o 200 kere tıklayana kadar gider bir tane daha video çekerim. Ama şunu söyleyebilirim. Yorumların çok büyük bir kısmını okuyorum arkadaşlar. Gerçekten önemli bulduğum yerlerde de cevap veriyorum açıkçası. Bu yönden de içiniz rahat olsun. Tıpkı bu şekilde Instagram mesajlarına da değinmek istiyorum. Instagram hesabımız var. Kanalın açıklamalar kısmında da mevcut. Yani şimdi aynı şey orada da geçerli. Herkese cevap vermem imkansız. Hele de bir cevap verdiğim zaman mesela adam yazmış güzel niyetle yazmış. Kesinlikle şikayet etmiyorum bakın. Kardeşim diyor seni çok seviyorum birazcık muhabbet edelim mi? Ya <laughs> yani o kadar zor bir duruma giriyorum ki arkadaşlar. Gerçekten karşılık vermek istiyorum ama bunun gibi belki 15-20 tane mesaj geliyor. Bazıları da var şey diyor mesela SA. Ya bir şey yazıyorsun bari düzgün yazan cevap vereceksen bile veresim gelmiyor. S.A. DM bakabilir misin? Ya bir güzel bir şey yaz. Gerçekten önemli şeylerde zaten dönüş yapıyorum. Bunu bilenler bilirler. Ama hani sizden ricam şu. Bana yazıyorsanız arkadaşlar Instagram'dan veya yorumlardan. Bilin ki ben o mesajların yorumlarını hepsini okuyorum. Ama geri dönüş yapamıyorum. Çok önemli çok hayati bir durum olmadığı sürece arkadaşlar. Bunu bu şekilde bilmenizde fayda var. Anlayışınızı da rica ediyorum. Son olarak da şöyle bir şey yapabiliriz. Kanalın analizlerine giriyorum arkadaşlar. Şu anda elimde cep telefonum var. Hani izleyici kitlesi ne kadar erkek ne kadar kadın bunlarla alakalı birazcık bilgi vereyim size sonuç olarak. Şimdi mesela diyor ki izlenme süresi son 28 günde 3 milyon 100 bin dakika izlenmiş arkadaşlar videolarımız. 444 bin izlenme almışız. Ortalama görüntüleme süremiz 7 dakika 15 saniye. E, ee, 3000'liğe yakın abone artışımız olmuş ve evet işin en sıkıntılı taraflardan birisi videolarımızı izleyen insanların %58.7'si kanala abone olmuyor arkadaşlar. Canları sağ olsun. Ne diyelim yani. Onun haricinde şöyle bir şey söyleyebilirim. %90 erkek izleyicimiz var arkadaşlar. %10 kadın izleyicimiz var. Videolarımızı izleyenlerin %84'ü 18 yaşın üzerinde arkadaşlar ve %43'lük kesimi 18-24 yaş arasındaki izleyiciler. Ee, Azerbaycan'dan %11.7 izleyicimiz var. Türkiye'den %82.2. Bunun yanı sıra Türkmenistan, Gürcistan, Kıbrıs, Almanya gibi ülkelerden de izleyicilerimiz var. Hani Bunları da sizle paylaşmak istedim açıkçası. Diyelim ve aklıma da çok fazla bir şey gelmiyor. Zaten buraya kadar da İzleyenlerin yarısından çoğu izlemeyecek. Sıkılacaklar, kapatacaklar. Dolayısıyla söylemek istediklerim bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel, eğlenceli bir o kadar da merakınızı giderecek bir video olmuştur. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.